Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ilk 100 altcoin içerisinden sepet yapmaya uygun seviyelerde fiyat seviyelerinde olan altcoinler hakkında genel bir değerlendirme yapacağız. Ve sonrasında ise videomuzun asıl konusu olan margin trade nedir? Püf noktaları nelerdir? Nerelerde kullanılmalıdır? Bununla ilgili bir video çekeceğiz. Gayet eğitici bir video olacak. 4 gün sokağa çıkma yasağının olduğu bu süreçte mümkün olduğu kadar eğitici videolar çekmeye devam edeceğim sizler için. 200 altcoin'i şu anda incelediğimiz zaman gözüme çarpan sepet yapmaya uygun fiyat seviyelerinde olan coin'lerimiz birinci sırada Litecoin var. Litecoin 300 TL'nin altındaki seviyeler bana göre her zaman sepete dahil edilebilecek bir Litecoin'den belli bir miktar sepetimize ekleyebiliriz. Diğer coin'lerimizi incelediğimiz zamansa Dash coin yine 500 TL seviyeleri. Benim gözümdeki her zaman sepete eklenebilecek seviyeler. Dashcoin'den de bir miktar sepetimizi ekleyebiliriz. Devam ettiğimiz zaman daha önceki videomuzda incelediğimiz Omisigo 5 TL seviyelerinden 13 TL seviyelerine değerlenmesini yaptı. Bu değerlenmedeki en büyük faktörlerden bir tanesi Coinbase borsasının biliyorsunuz dünyanın en büyük borsalarından bir tanesi Omisigo'ya çeşitli pariteler eklemesinden kaynaklandı. Yani dolar, euro gibi çeşitli pariteler eklediği zaman borsanın Omisigo coin'lerin ilgilendiğini gösterdi bu gelişmeler. Omisigo zaten Coinbase borsasında listeliydi. 5 TL seviyelerinden 13 TL seviyeleri ciddi bir fiyat farkı. %150 gibi bir değerlenme gerçekleşti. Ama fakat şu anda alıma uygun seviyede görmüyorum. Çünkü fiyatın geri çekilme yapabilir. Bir pump yediğini düşünüyorum. Ondan dolayı şu anda sepetimize dahil etmeyeceğimiz coinlerden bir tanesi. Ve Chaincoin, Betcoin. Bu fiyat seviyeleri asıl beklenen patlamasını Bitcoin e henüz yapamadı. %3'lük bir artış var 24 saat içerisinde. Fakat bu seviyelerde her zaman sepete dahil edilebilecek coinlerden bir tanesi. Diğer coinlerimizi incelemeye devam ettiğimiz zaman Hedera Hashgraph coin. Büyük borsalarda listeliler. Coin e hatta detaylı inceleme yaptığımız zaman 50 milyar adet var piyasada. Maksimum saplisi 50 milyar adet olacak. Şu anda 4 milyar adeti dolaşımda sadece. Ve baktığımız zaman Market Payers'ten OKEX borsasında, Binance'da, Bitrex'te, HitBTC'de bu şekildeki büyük borsalarda listeliler. Binance'ın yine Amerika borsasında da listeliler. Ve daha büyük yerlere geleceğini düşünüyorum. Daha üst seviyelere gelebileceğini düşünüyorum. Sosyal medya hesapları sürekli aktif. Baktığımız zaman sosyal medya hesaplarına en son paylaşımları 13 saat önce gelmiş. 14 saat önce gelmiş. Yani dediğim gibi sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorlar. Sosyal medyayı bir coin'in aktif olarak kullanması demek projeye gerçekten değer verdiklerini gösterir. Diğer coinlerimizi incelediğimiz zaman Algorand coin yine uygun fiyatlarda şu anda, uygun seviyelerde sepetimize konulabilecek coinlerden bir tanesi. Bu anlattıklarım kesinlikle arkadaşlar söylüyorum tekrardan yatırım tavsiyesi değildir. Bu coinleri alın şeklinde değildir. Bu coinleri kendiniz de incelemenizi yapın. Ben sadece burada genel bir analiz yapıyorum. Eski fiyatlarıyla yeni fiyatları arasında ne kadar düşüş olduğuna dair fiyatlarını daha önceki fiyatlarını bildiğimden dolayı kendi kararlarınızı kendiniz vermeniz yönünde tavsiyem. Diğer coinlerimizi incelediğimiz zaman Vavesine güvendiğim projelerden bir tanesi. Maksimum saplisi 100 milyon adet. Adetinin az olmasından dolayı coin her zaman değerli olur. Adeti az olan bir coin her zaman ileri vadede değerlenebilecek coinlerden bir tanesidir. Boğa piyasasında yine Waves'in 120 TL seviyelerinde gördüğünü biliyoruz. Şimdi 7 TL seviyelerinde daha da alıma uygun seviyelerdeydi Ocak ayı gibi. Fakat biraz yine fiyatlanmasını yaptı. Fakat ta tam beklenen seviyelerde değil şu anda. Sepetimize bir miktar Waves de eklenebilir Waves. Diğer coinlere baktığım takdirde Elektronium pump yemişti biliyorsunuz 0.075 TL seviyelerine gelmişti şu anda 0.043 TL seviyelerinde bu pump yemesinin sebebi de en tas kadında kullanıcıların üye olup kendi yeteneklerini sergiledikleri kendi projelerini sattıkları oradan elektronium karşılığında bir platform kurdular bu platformdan dolayı İnsanlar belli bir süre coin'e yüklendiler. Ondan dolayı geçici bir süre pump yedi ve fiyat şu anda biraz geri çekilme yaptı. Daha da geri çekileceğini aslında düşünüyorum fiyatın bir nebze daha. Ve Electronium'un en önemli gelişmelerinden bir tanesi cep telefonundaki bulut madencilik olayını bitirdiler artık. Sadece Anytask'ta paylaşım yapanlara Electronium coin ödül olarak verilecek. Diğer coin'lerimizden incelediğimiz zaman da ilk yüzde dediğim gibi bu şekilde şu anda coin'ler azalmaya başlıyor gitgide. Fiyatlanmalar geldikçe. Bitcoin'in dominans seviyesinde de bir miktar geri çekilme var. %66.1 seviyelerine bir miktar geri çekilme oldu. Paranın yarısı nakit olarak dışarı çıkıyorsa yarısı da altcoin'lere geçiş yapıyordur. Benim her zaman mantalitem bu şekildedir. Çünkü Bitcoin'in dominansı %60 seviyesine indiği zaman buradaki %6.1'lik kayıp tutup da hepsi nakit olarak dışarıya çıkmaz. Altcoin'lere belli bir miktar geçmesi gerekiyor. Yani ben mesela elimde diyelim ki Bitcoin'im var. Bitcoin'de olumsuz haberler çok çıkmaya başladı piyasada. Bitcoin'de olumsuz haberler çok çıkmaya başlarsa ben ne yaparım? Bitcoin'imi tutarım. Başka bir projeye kaydırabilirim. Mesela Ethereum'a kaydırabilirim ya da Tether'e geçebilirim dolara. Bitcoin'deki bu çalkantılı süreç bittikten sonra tekrardan Bitcoin alabilirim daha aşağı seviyelerden. Mantığıyla Tether'e geçme ihtimalim çok yüksek. Daha önce de Bitcoin dominans seviyesinde size bahsettiğim videomda Bitcoin'in dominant seviyesindeki geri çekilmelerde altcoin'lere belli bir miktar paranın geçeceğini düşünüyorum. Ve Paranın asıl çoğunluğunun da Nakit olarak dışarı çıkış yerine Tether gibi, Pax gibi, True Dolar gibi Sabit stabil coin'lere geçebileceğini düşünüyorum ve diğer coin'lerden fiyatlanma yapanlara Aktarılabileceğini Kendi fikrimdir bu. Ve asıl videomuzun konusuna gelelim şu anda. Margin Trade nedir? Margin trade arkadaşlar bilinen borsalardan birisinin üstünde göstereceğim size. Şu coinlerimizin içinde baktığımız zaman bazılarının yanında M harfi vardır. Bunu çoğu kullanıcı bana soruyor. Twitter'daki takipçilerimizden bana bu sorular geliyor. Bu yandaki M harfi nedir? Bu yanlarında coinlerin 5x, 3x nedir? Bunu şu şekilde anlatabilirim size. Margin trade borsanın size siz mesela 1000 TL'lik elinizde paranız var. Siz bunu 1000 dolarlık şeklinde söyleyeyim size. 1000 dolar elinizde paranız var. Siz bu 1000 dolarınızı margin trade kısmına cüzdanla transfer ediyorsunuz. Borsa size diyor ki 3x mi 5x mi şeklinde bir iki seçenek sunuyor. Siz 3x derseniz 1000 dolarlık yatırımınıza 3000 dolarlık coin alabiliyorsunuz. 5x'i seçerseniz 1000 dolarlık yatırımınıza 5000 dolarlık altcoin alabiliyorsunuz. Fakat bu bütün altcoinlerde yok bu seçenek. Sadece bazı altcoinlerde var. Ve şu şekilde kullanılabiliyor Margin Trade. Siz bir projenin mesela yakın zamanda bir gelişmesi olacağını düşünüyorsunuz. Borç almam gerekiyor borsadan belli bir miktar. Ben diyorum ki borsaya 3x kaldıraç açıyorum. Yani Margin Trade'de 3x ya da 5x, iki seçenek var. Futures işlemler gibi 100x, 50x gibi seçenekler yok. Margin Trade'de ben diyorum ki 3x açıyorum sağlam olsun diye. Fazla borçlanmayayım diye. 1000 dolar paramı yatırıyorum. 3000 dolar yani 2000 dolar da borsadan borç alıyorum. 3000 dolarlık o bir hafta içinde fiyatlanacağını düşündüğüm coin'e yatırım yapıyorum. Fakat borsa bana bu 2000 doları durduk yere vermiyor. Bunun bir belli bir faizi var. Saatlik faiz, günlük faizi var. Siz bu faizi borsaya ödüyorsunuz. Borç aldığınız takdirde. Ve şöyle de bir şey var. Siz 1000 dolarlık yatırımınızı aktardınız. Ve 3x girdiniz. 3000 dolarda da borç aldınız coin'inizi aldınız. Coin bir hafta içinde siz fiyatlanacağını düşünürken aksine düştü. Eğer bu komple yatırımınızda yani 3000 dolarlık aldığınız de sizin o 3000 doların normalde 2000 dolara borç. 1000 dolar sizin paranız. Eğer 1000 dolarlık bir düşüş gelirse toplam paradan 1000 dolarlık bir düşüş gelirse sizin elinizdeki para likidite oluyor. Yani paranız komple borsaya geçiyor ve elinizdeki para sıfırlanmış oluyor. Bunu daha önceki takipçilerimden yapan ve margin trade'in ne olduğunu bilmeden yapan birçok arkadaşımızın parası sıfırlandı. Ve bana takipçilerimden birçok mesaj geldi. Margin trade'de benim param vardı, şu anda görünmüyor param. Bu para geri gelir mi? Bu para gitti mi? Yani o şekilde soran birçok arkadaşımız oldu. Onun üstüne bu videoyu çekme zorunluluğu hissettim kendimde. Margin trade'i kullanacağımız püf noktalar mümkün olduğu kadar kullanmamanız gerekiyor öyle söyleyeyim size. Yani margin trade'len Futures işlemler bana göre olağanüstü durumlar hariç kullanmamanız gereken iki kısım. Çünkü benim takipçilerimden, Twitter'daki takipçilerimden bahsediyorum. Takipçilerimden bana gelen yorumlardan, mesajlardan en çok gördüğüm insanların parasının eridiği iki kısım margin ve futures kısmı. Yani normalde ben bitcoin aldım çok aşırı zararım var param bitti diyen takipçim neredeyse %100 üzerinden bakarsak %10'dur %20'dir bu şekildedir. Ama futures'tan margin'den parası sıfırlanan benim takipçilerimin içinde yüzde 60 gibi bir kesim vardır. Dediğim gibi bunları da zaten ben size her zaman söylüyorum. Futures işlemlerde mümkün olduğu kadar düşük kaldıraçlı işlem yapın. Yani 5x gibi 10x gibi 10 x mümkün olduğu kadar geçmeyin arkadaşlar. Çünkü 100x gibi siz kaldıraç açarsanız sizin elinizde 1000 dolarınız var. Siz 100 bin dolarlık işlem açarsanız azıcık bir fiyat oynamasında sizin elinizdeki paranız gider. Yani 1000 dolarınızı çöpe atmışsınız gibi bir şeydir. O yüzden gidin 1000 dolarınızdan normal yatırım yapın. Yani tutun mesela tamamen şu anda kafamdan atıyorum. Yani Ethereum coin alın. Zilika coin alın. Wet coin alın. Yani gidin normal bir yatırım yapın. Hiç yoktan bu coin geri eski seviyesine geldi ama sizin elinizdeki paranız geri eski seviyesine gelir. Fakat siz tutup da Futures işlemlerde 100x kaldıraç açıp ben kısa yoldan hemen zengin olayım mantığıyla 100x kaldıraç açarsanız sizin elinizdeki 1000 doları ha çöpe atmışsınız. Ha gidip borsaya vermişsiniz. Kendimi yiyemedim. Al sen ye mantığı var burada. Yani otomatikmen. Siz çünkü bitcoin'in %100 artacak ya da %100 düşecek bu şeklinde kimse bilemez bunu. Yani benim diyen analist bunu bilemez. Ben size söylüyorum. Ondan dolayı futures işlemlerden kesinlikle kaldıraç ya çok düşük kullanın, top kullanın kesinlikle ya da hiç kullanmayın. Futures işlemleri bilmiyorsanız hiç girmeyin. Margin işlemlerde de şu şekilde püf noktaları size tavsiye verebileceğim püf noktaları var. Margin işlemlerde kesinlikle 3x kullanın. 3x kullanmıyorsanız da biraz daha riski fazla alabilirim ben. Gözden çıktığım bir para bu diyorsanız 5x kullanabilirsiniz. Ve püf noktalarından ilki en önemli püf noktası siz bir coin'in değerleneceğini düşünüyorsanız mesela atom coin'in diyelim ki önümüzdeki hafta airdrop'u var. Siz atomun değerleneceğini düşünüyorsunuz. Bu atom coin'den de siz 1000 dolarlık yerine elinizdeki parayla 3000 dolarlık almak istiyorsunuz. Marjine girdiniz. Kesinlikle atom coin üzerinden borç almayın. Gidin mesela borç alacağınız kısımlar şunlardır her zaman. Size burada gösteriyorum. Binance'ın sabit coin'i BUSD. Bundan borç alabilirsiniz. Bundan tutup atom coin alabilirsiniz. Diğer coin'lerimizden sabit coin'lerimizden baktığımızda Tether mesela. Tether borç alırsınız. Gidersiniz ondan atom coin alırsınız. Ama borcunuz Tether üzerinden olur. Ya da borcunuz mesela USDC üzerinden olur. Ya da borcunuz BUSD üzerinden olur. Yani siz dolara bağlı borçlanırsınız. Atom üzerinden borçlanmamış olursunuz. Gidersiniz yine istediğiniz coin'i alırsınız. En çok da zaten USDT yani Tether üzerinden borçlanırsanız Tether'in marjin işlemlerde çoğu bu M yazan işlemlerdeki şurada gösterdiğim kısım. Buradaki M yazan, 5x yazan, 3x yazan coin'lerin hepsi Tether'le alımı var. Siz Tether'le borçlanırsanız şöyle bir avantajınız olur. Siz mesela Bitcoin'in değerleneceğini düşündünüz. Bitcoin alacaksınız ama Bitcoin üzerinden borçlanırsanız Bitcoin'in fiyatı düştüğünde sizin borcunuz da düşer tamam ama arttığı zaman da sizin borcunuz da artar. Yani siz Bitcoin'den para kazanacağım derken sizin borcunuz da arttığı için zaten kafa kafaya dek gelir. Ama siz dolarla borçlanırsanız USDT ile borçlanırsanız borsaya siz tutup ondan atom coin ya da bitcoin alırsanız bitcoin bir hafta sonra değerlendirildiğinde onu tekrardan tetere satıp TT'de borcunuzu kapatırsanız kalan tutar size kar kalmış olur. Bu en önemli noktalarından bir tanesi. Şu anda marjin işlemlerde de hemen size hızlıca sabit coinlerden borç alabileceklerinizi gösteriyorum. BUSD coin sabit bir coindir. Ama dediğim gibi alacağınız coinin BUSD marjin paritesi olması gerekiyor. Diğer coinlerden sabit coinlerimize hemen bakıyoruz hızlıca. USDC mesela sabit coindir. Ama her parite yok almak için. Mesela Tron alamıyorsunuz USDC ile ya da mesela tamamen şu anda tahmini konuşuyorum. Ontoloji alamıyorsunuz USDC ile. USDT ile alabilirken yani Tether ile alabilirken USDC ile alamıyorsunuz. Bu da sabit coin olmasına rağmen. Yani o yüzden en sağlam borçlanma şekli borsadan borç almak istiyorsanız USDT yani Tether ya da Binance'ın kendi BUSD coin'i bunlarla borç alabilirsiniz. Dediğim gibi coin'iniz değerlendikten sonra tekrardan bu borç aldığınız mesela Tether'le borç aldıysanız Tether'e satış yaparsınız. Tether'deki borcunuzu kapatırsınız. Kalan miktar karınızı spot cüzdanınıza çekebilirsiniz. Kesinlikle ilk püf noktası maddemiz marjin işlemlerde sabit coin'lerle borçlanın eğer borçlanacaksanız. İkinci önemli püf noktamız. 3x kullanın. 3x kullanmıyorsanız ve o coin'in çok değerleneceğini düşünüyorsanız 5x kullanabilirsiniz. Zaten 5x'in üstü yok. Mesela şöyle bir şey söyleyebilirim size. Yakın zamanda kendi yaptığım bir şey. Mesela Tron coin'in airdrop'u vardı. Bir hafta sonra size de videosunu çekmiştim. Hatta Just adında bir airdrop vereceklerdi. Ben Tron coin'in değerleneceğini düşündüğüm için elimdeki 1000 dolarla mesela daha fazla miktarda almak istedim ama 1000 dolarlık almak istiyorum. Yani tutup da elimdeki 5000 doları oraya yatırmak istemiyorum. 1000 dolarlık almak istiyorum. Gittim ne yaptım? Bir hafta içerisinde değerleneceğini düşündüğüm için marjinden 3x işleme girdim Tron üzerinden. Tron coin'imi aldım ve USDT üzerinden borçlandım. Mesela şöyle bir seçenek var. BNB üzerinden mi faiz işlesin? Yani Binance'ın Binance'ın coin'i üzerinden mi faiz işlesin yoksa borç aldığınız tutar üzerinden mi faiz işlesin? Ben orada BNB üzerinden faiz işlesini seçtim. Bana faiz kısmı BNB üzerinden işledi. Ben daha sonra Tron coin değerleneceği zaman satış değerlendiğinde satışımı yaptım. İlk başta BNB üzerinden faiz işleyen kısmı kapattım. Daha sonra borç aldığım USDT kısmını kapattım. Borcunu kapattım. Daha sonra karımı spot cüzdanıma çektim. Yani şöyle söyleyeyim 200 dolar kar edecekken 600 dolar kar ettim. Fakat tabii bu 600 doları, doları falan bir haftalık süre zarfında faize gitti. Borsaya faiz olarak verdim. Ama kar marjımı artırmış oldum bu şekilde. Ve size şu şekilde söyleyebilirim. Bir sonraki püf noktası dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan bir tanesi. Gelişmesi olan coinler için margin, margin trade'i kullanın. Yani mesela bir hafta sonra, üç gün sonra, dört gün sonra Mesela marjinde hangi coin var? Atom coin var. Atom'un mesela 3 gün sonra bir airdrop'u var. Fiyatlanmasını henüz yapmadı. 3 gün sonra ama fiyatlanacağını düşünüyorsunuz. Marjinden o zaman borç alın. Yani borçlan girin. Hiç yoktan değerlendiği zaman satarsınız. Faizinizi kapatırsınız. Borç aldığınız tutarı sabit coin'i kapatırsınız. Sonra kalan kârınızı hesabınıza çekebilirsiniz. Yani marjin işlemin püf noktaları bunlardır. Marjin işlemde kesinlikle bu anlattıklarımı tekrar tekrar dinleyiniz ve tekrar tekrar bunların üstünde durunuz. Bunların hepsi tecrübe üzerine oluşturulan. Ben kendim tecrübe ettim. Mesela ben Atom Coin diyelim alacağım mesela, değerleneceğini düşünüyorum. Atom Coin üzerinden borçlandım. Atom Coin'in fiyatı arttığında ben tekrar Atom Coin üzerinden borçlandığım için, borcumu tekrar Atom Coin ile ödediğim için bana bir kar olmadı. Ama ben Tether üzerinden borçlanmış olsaydım değerlendiği zaman Dolar o kadar artmadığından dolayı dolara borcumu kapatırdım 3 gün içerisinde. Atom coin'deki karım cebime kalmış olacaktı. En önemli püf noktası sabit coin'den borçlanmak. Gelişmesi olan bir coin için borçlanmak. Eğer bir coin'in gelişmesi yoksa hiç marjin işlemlere girmemek. Mümkün olduğu kadar az kaldıraç kullanmak. 3x gibi 5x'i olağanüstü durumlarda kullanmak. Ve Binance borsası için bahsediyorum. Binance borsasında ayarlar kısmından. Margin işlemler yaparken BNB üzerinden faiz işlet kısmını kullanırsanız %10 gibi bir daha düşük faiz ödeyeceksiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Margin işlemler hakkında inşallah bütün aklınızdaki sorular cevaplanmıştır. Marjinin ne olduğuna dair. Bu coinlerin yanındaki 5x yazan 3x yazan kısımlar margin kısımları. Ve borsaya da girdiğiniz takdirde şu M yazan kısımdakiler margin coinler. Yani margin kısmından alım yapabileceğiniz coinler ve aşağıda margin kısmı var. Buradan da görüyorsunuz. Margin'e girdiğiniz zaman borrow kısmı borç al demek. Yani borç alabilirsiniz. Repay kısmı da borcumu geri öde demek. Ve kesinlikle stop da koyun. Yani alımınızı yaptınız. O coin ani bir düşüş olursa diye stopunuzu da koyun ki attığınız para 1000 dolar bile olsa 1000 dolarınız bile belli bir zarar etsin. Yani 900 dolara düşsün mesela. Tutup da tamamı bir gecede gitmesin. Yani stop seviyenizi de belirleyin ve stopunuzu koyun. Siz margin borsasına bitcoin gönderirseniz yani ille tether göndermenize gerek yok. Bitcoin de transfer edebilirsiniz margin cüzdanınıza. Atom coin de transfer edebilirsiniz. Link coin de transfer edebilirsiniz. Bunları transfer ettikten sonra tether borç alabilirsiniz. Mesela şöyle düşünün. Siz bitcoin transfer ettiniz. Bitcoin'inizi bozdurmak istemiyorsunuz. Yani tether'e dönüştürmek istemiyorsunuz. Margin cüzdanınıza bitcoin transfer ettiniz. Ama tron coin almak istiyorsunuz. Bitcoin'inizi transfer ettiğiniz 1000 dolarlık diyelim marjin cüzdana. USDT cüzdanınızdan borç al kısmından 2000 dolarlık 3000 dolarlık borcunuzu alırsınız. Bundan Tron coin alabilirsiniz. O zaman ne olur elinizde hem Bitcoin'iniz durmuş olur. Hem Tron almak istiyordunuz Tron'unuzu almış olursunuz. Tether'den borç alarak. Yani Bitcoin'i teminat gösterip ya da diğer margin coin'leri teminat gösterip. Yine USDT'den borç alıp başka bir coin alabilirsiniz. Ama dediğim gibi kısa vadeli işlemler yapın. Yani tutup da mesela bir yıl sonra atomun değerleneceğini düşünüyorsunuz. Bir yıl sonra için şimdiden marjinde işleme girmeyin. Çünkü fa ödeyeceğiniz faiz zaten sizin edeceğiniz kar kadar olur aşağı yukarı bir yıl içerisinde. Bunlara dikkat ederseniz marjin işlemlerden gerçekten para kazanabilirsiniz gelişme oldukça. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.